12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet arkadaşlar, 22 tane yaptım ve sonuncuyu da gene çakma sık iğne olarak 23. yaptım. Şimdi kalan bu 20 taneyi başına bir tane tığın alarak ikili trabzan şeklinde ta ki şu uca gelene kadar örüyoruz. Uçta bir arttırma yapacağız. Burun kısmında. Bu şekilde yarıya kadar çakma sık iğne, yarıdan sonrası ikili trabzan şeklinde buruna gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Ben bunu dediğim gibi 37 numara ayak için sipariş üzerine yaptığım için 37 numara ayak için yaptım. 38 yaparsanız 46 zincir, 36 yaparsanız 39 zincir, dediğim gibi 3 zincir 3 zincir olarak çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en sonuncu zincirin içine de bir tane batıyoruz ve tekrar bir tane daha en sonuncu zincire batıyoruz. 2, bir daha aynı şekilde trabzan yapıyoruz. 3, bir daha batıyoruz. 4 ve 5. Uçta 5 tane arttırma yaptım. Şimdi bu yarıya gelene kadar tekrar ikili trabzan yaparak her zincirin içine birer tane batarak çakma sık iğne bölümüne gelene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde buraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son bir ikili trabzanımı daha yapıyorum ve şu uca gelene kadar çatma sık iğne olarak devam ediyorum. Bir başa alıp üçünü bir çekiyorum. Bir tane tığın başına dolayıp batıp tekrar üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde patiğin topuk kısmına gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Her birine batarak bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Uca geldiğim zaman, topuk kısmına geldiğim zaman da bir 5 tane arttırma olacak. Sonra ikinci sırada da olacak, üçüncü sırada da olacak, dörtte de olacak, beşte zaten tabanımızı bitiriyoruz artık. Evet, sona geldik. Sonuncuya bir tane batıyorum. Zaten burada da ilk başladığımda bir tane çatma sık iğne battığım için bu battığımla beraber 2 oldu. Tekrar ip alıyoruz, batıyorum aynı yere, 3 oluyor. Tekrar batıyoruz, 4 oluyor. Tekrar batıyoruz, 5 oluyor ve JJ tekniğini sonuncuya batıp aradan geçiriyoruz. Bu şekilde ilk sıramız bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batarak tekrar orta kısmına gelinceye kadar çatma sık iğne yapalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar görüşelim. Şuraya kadar çatma sık iğne yapıyoruz. Evet, ikinci sırayı da çatma sık iğne olarak ortaya kadar, en sonuncuyu da çatma sık iğne yapıyorum ve ikili trabzan şeklinde şu burun kısmına gelene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane tığın başına alıp her deliğe birer tane batıp iki de çıkarak devam ediyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burun kısmına geliyoruz. Burun kısmında 5 tane kalana kadar, bir tane kalana kadar pardon. Şimdi oraya geldiğimizi size göstereceğim. Orada bir arttırmamız daha olacak.
Evet, şu 5 tane dolduğumuz yer var ya, onun her bir deliğine 2 tane batarak 5 olan yeri 10 yapmış olacağız. 2. Yandaki deliğe bir kere batıyorum, bir daha ip alıp tekrar batıyorum. Ne oluyor? 4. Tekrar yandakine ikili batıyorum. Ne oluyor? 6. Tekrar yandakine 2 kere batıyorum. 8. Tekrar yandakine 2 kere batıyorum. 10. Evet, burunda 5 tane daha arttırdık. Toplam 10 tane olmuş oldu. Ve tekrar orta kısma gelinceye kadar ikili trabzan yapıyoruz. Bundan sonrasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonuncu ikili trabzanı da yapıyoruz. Ve ip tığın başına tekrar alıp çakma sık iğne olan yerlerine tekrardan çakma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Gene burun kısmına geldiğimizde bir arttırmamız daha olacak. Şimdi onu da göstereceğim size. Bu arada bu ikinci sıramız. Toplam 5 sırayla bitiyor zaten taban. Ben normalde bu botları hani isteğe bağlı yapıyorum. Kimi tabanlı istiyor böyle. Örgü taban istiyor. Kimi de keçe tabanlı istiyor. Keçe taban üzerine de yapıyorum. Eğer bir sipariş alırsam onu da size göstereceğim. Bu sivri olarak oluyor. Ama ayakta güzel duruyor. Diğer keçe tabanlı olduğu zaman yuvarlak duruyor. Evet arkadaşlar, 5 tane arttırdığımız yer vardı ya, aynı deliğe battığımız. Oraya geldik. Tekrar çatma sık iğne batarak her bir deliğe 2 tane doluyoruz. Çatma sık iğne olarak tekrar ikinci arttırmamı yaptım. Üçüncü arttırmamı yaptım. Dördüncüyü de yaptım ikili batarak. Ve sonuncuyu da ikili olarak batıyorum. En son, en başta battığımız deliğe batıp JJ tekniğiyle birleştiriyorum. Ve ikinci sıram da bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz artık ve hepsini ikili trabzan şeklinde örüyoruz. Her deliğe ikili trabzan şeklinde batarak burun kısmına kadar artık çakma sık iğne yok arkadaşlar. Sadece iki sırada kullanıyorum yarıya kadar. Diğer taraflar ikili trabzan olarak. Ta ki buraya gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Buraya geldik mi bir artırma daha göstereceğim. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı ikili trabzan olarak burun kısmına kadar geldik ve şimdi burada birinci deliğe şuradan böyle göz kararı ayarlıyoruz. Bir ikili çıkıyoruz. Tekrar aynı deliğe bir tane daha batıyoruz. Yanındaki deliğe bir tane batıyoruz. Diğer deliğe bir, iki tane batıyoruz. İki tane arttırdık. Tekrar yandakine tek batıyoruz. Onun yanındakine çift batıyoruz. Tekrar yandakine tek batıyoruz. Onun yanındakine çift batıyoruz. Bu arada 4 tane arttırdım. Tekrar tek batıyoruz. Ve beşinciye de çift batarak topuk kısmındaki arttırmamız oldu. Tekrar buraya gelene kadar artık her bir deliğe bir tane batarak ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde şuraya gelene kadar devam edelim ikili trabzan olarak. Orada tekrar bir arttırma göstereceğim. Arkadaşlar, üçüncü sıranın burun kısmında 5 tane boş, 5 tane tekli, 5 tane çiftli olarak arttırma yapmıştık. Şimdi topuk kısmına geldik. Burada da aynı şekilde 1, 2 aynı deliğe batıyoruz. Yandaki deliğe tek ikili trabzan batıyoruz. Tekrar yandakine ikili batıyoruz. İkinci arttırmam oldu. Tekrar tek batıyoruz. Üçüncü çift batışım. Tekrar yandakine 4 tek battım. Dördüncü çift batışım. Tekrar yandakine tek ve beşinci çift batışım olarak 5 tek 5 çift olarak burun ve topuk kısmında arttırma yaptık ve sonuncuyu gene JJ tekniğiyle birleştirdik. Üçüncü sıramız da bitti bu arada. Şimdi dördüncü sıramıza başlayacağız. Tekrar 1-2 zincir çekiyoruz. İp alıyoruz. Hemen yanında battığımız deliğe batıp ikide çıkıyoruz. Bu şekilde
burun kısmına gelene kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Burun kısmına geldiğimiz zaman tekrar bir arttırmamız olacak. Onu size göstereceğim. Evet, dördüncü sıramızın da arttırma şeklini topuk kısmına geldik tekrardan. Yine bir deliğe ikili trabzan, aynı deliğe tekrar iki tane arttırma yapıyoruz. Yan deliğe bir tane boş batıyoruz. Tekrar yandakine iki tane ikili trabzan, tekrar yandakine tek, tekrar yandakine çift derken bu sefer de arkadaşlar 4 tane arttırma yapıyoruz. 4 tane çiftli. Evet. Bu şekilde. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada çiftli olarak battım. Diğer yerler ortalar tekli. Toplamda 4 tane çiftli arttırma yaptım. Bu şekilde topuk kısmına gelene kadar devam ediyoruz. Burada tekrar bir arttırmam olacak. Evet, dördüncü sıramızın topuk kısmına geldik. Tekrar bir 4 tane arttırma yapacağım. Buna tekli batıyoruz. Bu arttırmalarını da kendiniz böyle göz kararı ayarlayın mesela. Şimdi ben buna 2 tane ikili trabzan battım. Yandakine tek battım. Tekrar yandakine ikili battım. Yandakine tek battım. Ne oldu? 2 tane arttırdım. Tekrar yandakine 2 tane 3 oldu. Tekrar yandakine tek. Tekrar yandakine 2 tane 4 oldu. Ve artık tek batarak 4. sıramızı bitiriyoruz. Ve en başta yaptığım dolgunun tepesine batarak JJ tekniğiyle birleştiriyorum. Evet, 4 sıramız bitti. Artık 5. sıradayız ve arttırma eksiltme yok arkadaşlar. Her bir deliğe bir tane batarak ikili trabzan şeklinde yapalım. Her bir deliğe bir tane batarak ikili trabzan şeklinde yapalım. Şuraya geldi mi tekrar buluşalım arkadaşlar.